Merhaba değerli vatanseverler, değerli gönüldaşlarımız. Kısa bir çekim yapmak istedim size. Bugün günlerden 9 Mart 2020. Malumunuz üzere dün akşam Rus televizyonlarında bir video yayınlandı, kronometreli. Cumhurbaşkanımız ya da AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a odada 2 dakika beklemesiyle alakalı. Bu durumu kimisi aramızdan kimisi kınıyor. Kimisi bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılamaz diyor. Kimisi olur mu böyle bir şey diyor vesaire vesaire. Şimdi ben bu konuyla ilgili kendi görüşlerimi sizlere ileteceğim. Evvela ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, vatanseverim, milliyetçiyim. Ben bunu kendime veya ülkeme yapılmış olarak kabul etmiyorum, düşünmüyorum. Neden düşünmediğimi de söyleyeceğim. Belki garip gelecek ama benim gibi milliyetçi bir insanın bunu demesi garip gelecek ama haklı gerekçelerim var. Öncelikle bugün de bir mahkememizin karar verdiği üzere oradaki kişi bence AK Parti Genel Başkanı. Benim Cumhurbaşkanım böyle davranmaz. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın bu olaydan sonra Rusya'ya gitmemesi gerekiyordu. Hatalı onlarsa hani öncesinde 5 gün, 6 gün, 27 Şubat'tan sonra 7 gün bas bas ne bağırdılar? Rusya bile bile vurdu, hatalıydı. Özür diliyorlarken ne oldu? Kalktık Rusya'ya gittik. Hayır, hatalı kimse onların gelmesi lazımdı. Putin Ankara'ya gelseydi eyvallah. Görüşmesinden bile ben taraftar değildim. Bakın arkadaşlar, dik duran, adam gibi duran bir devlet başkanı özür dilenmeden Putin'le görüşmemesi lazımdı. Bırakın Ankara'ya gelse dahi görüşmemesi lazımdı. Biz herhalde bizden özür dilenmesi için Rusya'ya gittik. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Rusya'ya gidildi, ayağına gidildi. Orada zaten büyük bir pot kırıldı. Ya işte Putin bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz diye büyük de bir pot kırdı yine Sayın AK Parti Genel Başkanımız. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Ben kınamıyorum bile bu olayı. Bir defa kendisi kınamıyor. Siz niye kınıyorsunuz ki? Size ne oluyor yani? Kendisi kınamıyor adamın. Adam rahat şu an sesi çıkmıyor. İki, kendisi başsağlığı dilemedi. Farkında mısınız arkadaşlar? Putin'in 5 Mart'ta yanına gitti. Putin dahi 5 Mart'ta başsağlığı diledi. Şehitleriniz için üzgünüz dedi. Cumhurbaşkanı hiç fark ettiniz mi? Büyük ihtimalle kaçırdınız bunu. Cumhurbaşkanı özür dileme şey özür diliyorum pardon. Başsağlığı dilemedi ülkemize. Sadece güldü. 2 gün sonra ekranlara çıktı. Hatırlarsanız toplantıda güldü. Burayı herkes kaçırdı. Diğer taraftan devlet teamüllerinden haberi olmayan insanların gidip orada onları yaşatması, ben dediğim gibi benim ülkem bu değil. Benim ülkemde devlet kuruluşundan itibaren, Atatürk'ten itibaren gelen bütün devlet adamları teamüllere dikkat etmiştir. Geleneklere dikkat etmiştir. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir gelenek de değildir. Devletler arası hukuktur. Bakın tekrar söylüyorum, devletler arası hukuktur. Teamüllerdir, yani geleneklerdir. Şu vardır, bir ülkeye kıymet veriyorsan, değer veriyorsan ne yaparsın? Çok değer veriyorsan havaalanında Cumhurbaşkanı merasimden karşılar. Değer sırası böyle aşağı doğru gider. İşte senin bakanın havaalanında karşılar. Veyahut değer vermiyorsan, az değer veriyorsan gelir, senin Cumhurbaşkanlığı konutuna gelir, orada karşılarsın. Cumhurbaşkanlığı konutunda kapıda merasimde karşılamak değer verdiğini gösterir. İçeri girersin, direkt makamda beklersin, merasim yapmazsın, değer verdiğini gösterir. Yani az değer verdiğini gösterirsin. Daha ötesi, tuvalette bile bekleyebilir bir ülkenin başkanı, başka bir ülkenin başkanını. Sana hiç önem vermiyor mu? Bundan daha iyi anlatamazsın. Veya orada olduğu gibi bekletirsin. Eğer ki bizim ülkemizin, bu ülkemizi yönetenlerin bundan haberi yoksa benim devletimi temsil etmiyor demektir. Oraya zorbalıkla oturmuş demektir. Benim ülkemi temsil etmeyen insanlara yapılan muameleyi de ben ülkemin üzerine, kendi üzerime de ben Türk milletinin bir mensubu olarak kendi üzerime alınmıyorum. Diğer taraftan ilk baştan itibaren karşı çıktığım bir husus vardı.
Arkadaşım sen devlet başkanısın, mutabakat imzalamaya niye gidiyorsun oraya? Madem devlet başkanımızsın sen. Senin Dışişleri Bakanlığın yok mu? Niye paşa paşa koşa koşa tıpış tıpış oraya gidiyorsun? Gider Dışişleri Bakanlığın, gider Milli Savunma Bakanlığın. Orada imzalar, mutabakatı gelir. Meclise, ha meclisi ekart ettiniz o ayrı bir konu da. Gelir meclise sunar. Meclis kabul ediyorsa uluslararası sözleşmedir, anlaşmadır. Onu kabul edersiniz. Olay kapanır. Ne olacaksa ondan sonra olur ama mutabakatı gelip siz meclise bile sunmuyorsunuz. Biz bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı referandumu olmadan önce uyarmıştık. Çekimlerimiz vardı. O çekimlerde demiştik ki Cumhurbaşkanı tek başına gider. Bakın bu ince noktayı herkes kaçırmıştı. Uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir Türkiye'de. Bazı metinler anayasaya denk gelmek üzere, yani denk geliyor neredeyse. Bunu biz uyarmıştık o zaman. Demiştik ki Cumhurbaşkanı'nın dışarıda mutabakat imzalaması, sözleşme imzalaması, uluslararası sözleşmelere imza atması ülkemizde kanun hükmünde olacak. Bunu tek başına imzaladığı zaman veya kabinesiyle imzaladığı zaman meclis saf dışı bırakılmış olacak dedik. Dün itibariyle, yani pardon, 5 Mart itibariyle aynen bunu yaşadık. Dışarıda imzaladılar. Şu an onların imzaladığıyla biz TBMM'nin onayı olmadan Suriye'de yeni bir sürece girdik. Tüm bunlardan dolayı ben tekrar belirtiyorum. Ben ne kınıyorum? Kendisi kınamıyor ki. Biz niye kınayalım ki? Adam memnun, adam rahat. Adam keyfinde, aleminde. Ve tekrar söylüyorum, gözden kaçırmayın. 5 Mart'ta Putin bile başsağlığı diledi. Henüz Cumhurbaşkanı adam akıllı çıkıp o gün İdlib'de verdiğimiz şehitler için başsağlığı dilemedi. Lütfen bunları gözden kaçırmayın. Ben tekrar söylüyorum. Ben onu ülkeme yapılmış bir muamele olarak görmüyorum. Ben onu AK Parti Genel Başkanı'na yapılmış bir muamele olarak görüyorum. AK Parti, yani zaten benim ülkemdeki AK Parti Genel Başkanı Rusya'da devlet başkanına denk değildir. Rusya'daki bir parti başkanı da benim ülkemdeki cumhurbaşkanına denk değildir. Yapılan muamele bu durumda normal oluyor. Hani bazıları belki kızacak ama söylediklerim çok teknik konular. İyi inceleyin, sözlerimi bir daha dinleyin. Ve işte çorbaya çevirirseniz, ya sırf yaptım oldu, siz bilmiyorsunuz, sizin bilmediğiniz şeyler var diye ülkenin anayasal sistemini, seçim sistemini, meclis sistemini çorbaya çevirirseniz yaşayacağımız şeyler aynen bunlardır. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Cihan Partisi Genel Başkanı olarak spontane bir çekim yaptım. Zar zor siyaset yapıyoruz. Dinleyenlerimiz çok, Allah razı olsun. Milyonlara ulaşıyoruz, bunu biliyoruz. Hepiniz lütfen devlet adamı olmaya çalışın. Bir süredir, bir iki haftadır devlet adamlığıyla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Anekdotlar paylaşıyorum. Devlet adamlığı ayrı bir şeydir. Adamlık ayrı bir şeydir. Particilik ayrı bir şeydir. Her şeyden önce devlet adamı olmaya çalışın. Layıkı, gereği neyse onu yapmaya çalışın. Çünkü yine gözden kaçan bir şey var. O gün 5 Mart'ta, son bunu söyleyeyim, öyle kapatayım videoyu. 5 Mart'ta bir şey daha oldu değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanı oradayken, Rusya'dayken ağzından o cümleler çıktı. Putin bizi kabul ettiği için teşekkür ederiz cümleleri çıktı. Burada ana muhalefet partisi meclis grup başkanı mecliste bunu dile getirdi hemen. Sıcağı sıcağına duyuldu, dile getirdi. Dedi ki böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Dengidir. Cumhurbaşkanı biz dengiden. Ve orada AK Parti'nin bir bayan kapalı, bilmiyorum ismini, hatırlamıyorum. Bayan kapalı bir vekili, ya ne olacak ki diyor. İşte bilmedikleri için arkadaşlar. Bilmedikleri için. Eğer bilseler, eğer devlet terbiyesi almış olsalar, devlet adamlığını bilseler, CHP de demeyeyim, ana muhalefet partisinin söylemesine gerek kalmadan kendileri zaten buna izin vermezler. Maalesef biz bunları yaşıyoruz. Devlet merasim tarzından, merasim stilinden bile haberleri yok. Ama devlet yönetiyorlar. Ondan sonra da ne oluyor? İşte Obamalar konuşurken beyzbol sopasını tutup fotoğrafı
dünyaya servis ediyorlar. Sonra bizim itibarımız yerle bir oluyor. Maalesef 2002'den beri bütün ülkemizin itibarı yerlerde. İnşallah bunlar da düzelir. Biz inanıyoruz. Su gidecek, kum kalacak. Cumhuriyet bu ülkenin kumudur. Bu ülke kadim bir millete sahiptir. Eski gelenekler olan devlet aklıyla yaşayan bir millete sahiptir. O millet kumdur. O millet inşallah bu devleti tekrar hak ettiği saygınlığa kavuşturacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.